Arkadaşlar merhaba, ben Yiğit Allaç. Bugün Age of History 2'de yeni bir seriyle karşınızdayız. Osmanlı 1299 senesinde, Osmanlı kuruluş senesinde Osmanlı olarak tüm dünyaya hakimiyet sağlamak için bir sabah sağlayacağız. Birinci Osman şu anda tahtta. Hemen başlayalım abi. Teknoloji puanlarımızı verelim. Bir 100 bin para ve 4 bin orduyla başladık. Bu etrafımızdaki beylikleri ele geçirmem için benim yeterli olacaktır. Tabi ilk başlarken şöyle bir şey yapacağız. Bizans, Memlük ve İlhanlılarla aramı iyi tutacağım. İlk bir savaşımızı başlattık. 800 kişi geldi, tamamdır. Bakın, beylikleri yavaş yavaş elimize geçireceğiz. Karasilere de savaşımızı ilan edelim. Ve sanırım buradaki beyliklerin Bizans'la arası kötü. Yani benim açtığım her savaş Bizans'la aramı da düzeltiyor. Birazcık başkente geri çekelim ordularımızı. Şuradan da birazcık yatırımlarımızı yaptık. Sırada Ankara var. Ankara tabii ki o kadar da değil. Tamamdır. Ankara'ya savaşımızı ilan ediyoruz. Ve Ankara'yı da aldık abi. Hızlıca devam ediyoruz. Candaroğullarına da ben savaş ilan edeceğim. 1400 ve 1900 kişiyle Candaroğulları Beyliği de artık Osmanlı'nın bir parçası. Bakın, çok güzel ilerledik. Şurada hemen asimilasyonlarımızı da gerçekleştirelim. Bizans'la aram eksi 7'ye kadar yükseldi. Anadolu Selçuklu'yla aram çok iyi değil. Karamanoğulları'nı zaten alacağım. Memlük ve İlhanlılarla aramı iyi tutmam gerekiyor. Şu an birazcık bekleyelim abi. Şuralara şöyle 1000 bir gönderelim. Dur, daha bekleyelim. Ha, 1100 kişi gitti. Tamam, geçmiş olsun abi. Burada da zafer yine Osmanlı'nın oldu. Şu anda hem Bizans'la aramı iyileştiriyorum. Hem de kendi gücümü katlıyorum. Yani buradaki beylikleri almam benim Bizans'la aramı şu anda iyi konuma getiriyor. Afyon'dan Konya'ya da bir gidelim abi. Konya'yı da artık Osmanlı'ya kattık. Çok güzel ilerliyoruz. Çok hızlı ilerliyoruz. Oo, ne oldu abi? Bizans'a savaş açtı. Yok. Evet, Bizans'a savaş açtı. Ben Bizans'ın o toprakları almasına geri izin veremem. Ben de Hamidilere bir savaş açacağım abi. Denizli'de hatta sıkıntı yok. Bizans'ın benim topraklarımı geri alacağını düşünüyorum şu anda ve Bizans'la aramı iyi tutuyor. Aynen öyle. Abi, Menteşe de Bizans'a bir savaş açtı. Şuradan Hamidileri de alalım. Güzelce aldık. Konya'da isyan var. O isyanı da bastırdık. Bizans biraz toprak aldı Anadolu'dan. Bu benim çok istediğim bir senaryo değildi. Ama yine de önemli değil. Biz de Bizans'la aramızı artı 98'e çıkarttık. Ben Bizans'la aramı niye yükseltiyorum? Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Kilikya Memlük'ün. Sıkıntım şu abi. Doğu'da benim İlhanlılar ve Memlük diye iki tane bana sıkıntı yaratabilecek devlet var. İleride benim bana risk teşkil ediyor. Şu an aram Bizanslılarla çok iyi. Yani bu demek oluyor ki benim gidip burada Akea, Atina ve Epir'i alıp Bizans'ı sardıktan sonra Bizans Savaşı'nı tabii ki Karamanoğulları Beyliğini de birazcık yok edeceğim. Biraz para biriktiriyorum. Bana Trabzon Savaş açtı.
Cide'den gelecekler abi. Hiç sıkıntı değil. 1600 kişi daha gelsin. Birazcık savunma yapalım abi. Derken şey aldılar büyük ihtimalle. Askeri geçiş aldılar. Bakın biraz canımı sıkmaya başlamadı da değil yani. 400 şuradan, 700 şuradan. Yani bu askeri erişim veren ulusları unutmayacağım zaten. Şöyle bir şey yapacağım. Kredimizi alalım hemen abi güzelce. 1800 kişi. Sen oradan bir daha askeri erişim alamazsın gibi. Yeter abi. İkinci Bulgar İmparatorluğu da bana savaş açtı. Ben ikinci Bulgar İmparatorluğu'yla savaşmak istemiyorum. Şöyle 300 kişi de gönderelim. Evet, bu savaş hiç hoş olmadı benim açımdan. Ama tabii ki geri döneceğiz abi. Hiç önemli değil. Yani şu an ben Trabzon'dan daha güçlü bir devletim ama tabii 2. Bulgar İmparatorluğu'nun şöyle yapacağız. Ve 500 kişiyle çıkmışlar. Yani sizle bir barışalım. Bence yeter artık ya. Şöyle Afyon'un Ankara'yı bir ben bir geri alayım abi. Şehir. Bayağı bir sıkıntılı savaş. Şuraları geri alırsam barışacağım. Bizans benim adıma geri aldı. Bizans hatta git Trabzon'u da al abi. Hiç önemli değil. Şu anda bana bayağı bir yardımcı oluyor bu konuda. Bakın isyancılar çıkmaya başladı. Tamamdır. Trabzon'un hepsine alabilir. Bulgar İmparatorluğu'yla da çok bir alakam yok ama bakın buralarda. Ama abi yapacak bir şey yok. Burada o kadar büyük isyancı çıkması da ilginç. Yani bir salsalar. Evet, Osmanlı çok hızlı yükselmenin bu sıkıntısı bu arada. Burgaz'dan bir çıkartma atalım. Tamam yeter. Abi herkesle barıştım. Şimdi hızlıca asimilasyonlarımı yapmam gerekiyor. Kimseyle savaşmadan asimilasyonlarımı yapmam gerekiyor. Yani bu Trabzon'un bana açtığı saçma sapan savaş yüzünden Bizans büyüdü. Ben zaten bir şekilde idare ederdim ama Bizans büyüdü. Bizans büyüdü ama. Evet, güzel. 13 binlik bir ordusu var. Abi Sırbistan da Bizans'a girdi. Evet, benim 13 bin kişilik ordusu nereye gitti? Bu ordu biter bitmez. Hemen git abi. 9 bin. Ben de paramı biriktiriyorum. Bizans'a karşı savaşımı açacağım en azından. Bu toprakları alırım. Burada da güneyi almış olurum. Bakalım abi. 64. Yavaş yavaş
kaybediyor gibi. Ben de abi yavaşça savaşımı açacağım, ilan edeceğim. Yani düşenin dostu olmaz şu anda, hani bu an şu anda yapacağım şey bu. Evet, 2000 kişi de buradan gelsin. Bizans İmparatorluğu'na ben savaşımı ilan ediyorum abi. Bakalım ne olacak. Haydi hayırlısı. Nereye geldik ya bir anda? Ha. Böyle çok büyük bir ordusu vardı. Şuradan 1500, şuradan 1000. Şurayı da aldık mı? Bizans falan. Bizans neyim kalmaz abi. Tamam, şuradan da devam edelim. Buraları Bizans aldı mı? Almış barış antlaşmasıyla. Hemen abi şuradaki tüm ordularımızı yukarı çıkartalım bakalım. Oo. Tamam. Şu an abi çok iyi durumdayız. Ya Bizans falan tanımıyorum, öyle diyeyim. 4700, 2500 buradan, 2000 de buraya bir destek gönderelim hemen. Ve İstanbul düştü. İstanbul düştü. Çok güzel gidiyoruz abi. Artık bence zaten Bizans'ın bana karşı koyacak bir gücü kalmamıştır diye düşünüyorum. Kim abi? Şuradan Tessalonika'ydı. Diğer topraklardı. Biraz daha ilerleyelim. Şöyle 500, şöyle 1000, şöyle 1000. Tamam, artık barışabilirim. Daha fazla ilerlemeyeceğim. Çok uzun savaşmak istemiyorum. Şöyle İstanbul'u da alacağım. Bu sefer böyle değişik bir antlaşma yapalım abi. Balkanları da alsak şöyle. Karadeniz'den de güzel bir toprak aldık. Çok az da olsa bıraktım. Şuraları da bırakıp geri alabilirim aslında. Karadeniz'i de, ya da yok ya, şu şeyle aramı bozmayacağım. Şöyle bir anlaşma yaptık abi. Güzeliz. Şu anda yaklaşık bir 15 dakika oldu. Biraz daha bir 2-3 dakika daha devam ettikten sonra bu bölümü bitireceğim abi. Ben ikinci Bulgar İmparatorluğu'yla aram çok iyi oldu ama tabii ki geçmişte yaptıklarını unutmuyoruz ve gereken dersi de göstereceğiz yakın gelecekte. Bu ne abi? İsyan üzerine isyan çıkıyor. 1000 buradan gelsin, 2000 buradan. Şu isyancıları bir yok edelim abi ya. 1000 buradan. Yani hiç gerek yok bu böyle şeylere. Aynen öyle. Bu modda birazcık şey sıkıntı, isyanlara karşı daha duyarlı oluyor. Yani çok çabuk isyan ediyorlar. Çorlu hemen hızlıca devam. Trabzon %1. Hemen abi hızlıca devam. Devam ediyoruz abi. Şu anda param yükseliyor. 360 binlik bir ekonomiye ulaştım. Başkentime bir ordularımı çekeyim. Kilikya hala maalesef şeyin vasalı, Memlük'ün. Memlük de İlhanlılarla şu anda bir savaş içerisinde. Ben İlhanlılarla sürekli ilişki geliştireceğim. Yeter abi.
Yeter ya, neyin isyanını çıkarıyorsunuz orada sürekli? Biri teşvik ediyor gibi. Yani bana başka bir şey gibi gelmiyor. Aynen öyle. Yani isyanları bir sonlandırabilirsek sıkıntı yaşamayacağım. Vergiyi birazcık daha azaltıyorum. Bizans kimle savaşıyor da benden geçiş istedi? Gürcistan. Ha yok, şu anda gerek yok abi. Şu an benim sıradaki hedefim 2. Bulgar İmparatorluğu. Altın Orda Devleti de bayağı bir büyümüş. Şu an İlhanlıların sınırında güçlü bir devlet olarak kalıyor abi. Gerçekten bir sürü de vasal, o bütün Avrupa'ya vasal yapmış. Buradaki devletleri de vasal olarak almış. Bizans bayağı bir güçsüzleşti ve bakın Anadolu Selçuklu isyan ediyor. Ve evet, danışmentler kuruldu. Hemen danışmentler kurulduysa abi onları tarihin tozlu sayfalarına gömmek de tabii ki Osmanlı'nın görevi. Ama hala simülasyonlarımı tamamlamadım. Tamamlayamadım daha doğrusu. O Gürcistan'la sınırıma şey koymam benim Bizans'ın tek toprağını bırakmam benim açımdan iyi oldu. Abi buralar hala düşük yüzdeleri. Trabzon %70. Benim iki tane burada kolayca yok edebileceğim devlet kaldı. Biri Danişmentler, diğeri Karamanoğulları. Ben paramı biriktiriyorum. Teknoloji, yo. Teknoloji de varmış yapabildiğim. Abi paramı biriktiriyorum ve Konstantinopolis'ten ordularımı basıp artık Karamanoğullarının devletinin varlığına son verme zamanımız geldiğini. Lan danışmentlerin içinde isyan çıktı bu arada. Abi Karamanoğulları Beyliği savaşını başlatıyorum. Şöyle bir 10 bin 2000 kişi gitsin. Sanki gücü yok gibi ya. Gücü kalmamış gibi. Yine de o kadar düşük değilmiş. Ve Karamanoğulları Beyliği de artık Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Sırada danışmentler var. Danışmentleri de alıp Anadolu'da güzel bir hakimiyet kurduktan sonra yani şu isyanı bir bastırsın arkadaşlar. Oldu. Burada da bir isyan çıktı. Şöyle hemen isyanı bastıralım. O danışmentlerin tüm topraklarında isyan çıktı şu anda. Burada yeni bir devlet daha kurulacak. Evet, Anadolu Selçuklu. Ben bu arada kışkırttım sanırım. Ve evet, vasal olarak mı çıktı bu? Yani şu isyanlar çıkmasa iyi olacak. Neyse şu anda Karamanoğulları Beyliğini ele geçirdik. Selçuklu'yla bir mücadeleye girmiyorum. Bu bölümü burada bitireceğim arkadaşlar. Gerçekten Osmanlı'nın bir bölümde tek bir kıtadan Eskişehir'den Anadolu'nun ve Balkanların çok küçük bir parçası İstanbul'dan sonra Edirne ve Tekirdağ topraklarında kendime topraklarıma katarak güzelce büyüdüm. Bundan sonra Gürcistan'ı alır mıyım bilmiyorum. Gürcistan çünkü Altın Orda Devleti'yle sınırda. Da Memlü'ye savaş açabilirim. Ya da en az ya da şöyle yapabilirim. Bu bölümü bitirmeden abi bekleyin. Ne Memlük'ün değil mi? Zaten Memlük'te de bir şeyim kalmadı. Memlük'ün bana karşı çıkabilecek bir gücü de yok şu anda. İlhanlılarla çünkü çok uzun süredir savaşta. Aynen öyle. Abi şu bölümü bitirmeden hemen şeylerle de Anadolu Selçuklu'da dedim. Burası da yeni isyanlı Anadolu Selçuklu oldu. Hemen Kilikya'yı unuttum bu arada. Hemen abi hızlıca Kilikya'yı da alalım. Adana Mersin'de Osmanlı topraklarına katılmış oldu. Napoli
Banishmentler, Kıbrıs ve Selçuklu'yla barışacağım. Aynen öyle. Güzel abi, bu bölüm burada biter. Bu bölümü burada bitiriyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.